serimize Fenerbahçe hisse analizi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maça bir saat var. Bir saat öncesinden bir analiz yapalım dedik. Zaten A'dan Z hisseler serimizde F harfine gelmiştik. İlk hissesimizde de Fenerbahçe olsun dedik maçı olduğu için. Baktığımızda Fener diğer 3 hisseye göre, spor hissesine göre biraz daha performanslı. Diyebilirsiniz ki Beşiktaş da var. O da yüksek ama o spekülatif açıkçası doğru söylemek gerekirse. Çünkü hiçbir başarısı yok şu anda kötülemek adına söylemiyorum Fener istihsa analizi yaptığım için Beşiktaş'ı kötülemiyorum ama hiçbir başarısı yokken bu şekilde gitmesi e, tamamen spekülatif ki kaldı ki geçmişte baktığınızda zaten bakın mesela TL bazlı da hatta TL bazlı bakmayalım şöyle diyelim daha doğrusu dolar bazlı baktığımızda daha net belli olur eskiden beri hep daha yüksektir yani Bakın şuraları bile saymasanız yani şu 43'leri. Şuralardaki seviyede 32 liralar. Buraya videonun ilerleyen e, saat, sürelerinde geleceğiz tekrar. 32 dolarlardaymış. Diğer Beşiktaş bilgisayarlarda şeyler 2 dolar, 3 dolar en fazla vesaire bir şey oluyor. Şimdi biz bakalım. O yüzden incelemeye değer bir hisse. Bakalım. Diğer spor hisseleri de gelecek tabi. Yavaş yavaş. Şu anda 96 lira 90 kuruş kapatmış. Hatta bu daha önce de incelemesini yapacaktım. 86 liralarda yani şuralardaydı. 86 86'lardaydı. Bakın oradan bile 90'lık 100lere kadar gitmiş. Ne zaman? 17'sinde. Yani bir dün. 17'sini görmüş. Hatta şöyle bir haftalıktan bir bakalım. Yani hatta bir daha alalım da. Şuradan bir trend çizebiliyor muyuz? Bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi trend yavaş yavaş yükselerek gitmiş. Şurası 2020. Burada ben bu 2020'de bir arkadaşa söylemiştim. Bak toplu o da Fener'le. Bu 12 liralardan geldi dedim. Şuralardaydı galiba. 21 liralardan aynen. Mart ayında 8 liralara falan indi. Buradan al bu yükselir. Uçar gider vesaire. Uçmasa bile hani yükselecektir. Tekrar 12'lere dedim. Sonra uçtu gitti nerelere? 52 liralara. Bu kadar uçacağını tabii kimse bilemez ama. Şimdi bir bakalım. Şöyle desteklerini yani desteklemişim şimdi trendlerini çizmeye çalışıyorum ki seviyelerimiz iyi belli olsun. Şimdi gününe çevirelim. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın bu seri A'dan Z'ye de A'dan Z'ye kadar tüm serilerini inceledikten sonra videolar e, gelmeyecek çünkü e, açıkçası izlenmeler ve beğeniler abone sayıları çok düşük olduğu için e, pek video gelmeyebilir yani o yüzden eğer daha çok video gelsin sürekli kanal analiz üretsin istiyorsanız e, bu tarz videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Mesela geçen de Etiler videosunu yükledim 15'inde 15 kişi izledi yani 3 gün önce yükledim. 3 günde 15 kişi izledi. Şimdi şurada 117 lira 50 kuruş bir 117 mi doğru 117 lira 50 kuruş bir direnci var. Yani bu hisse buradan eğer kopacak gidecek olsa e -e şu anda zaten endeksinde çok uçup katacak bir hali yok. Öyle bir durum olduğunda 117'leri test eder. Zaten şuradaki boşluk şuradaki tepelere denk geliyor. Ama buradan da tabii kendine tepeler yapıyor. Buradan da yataya bağlayabilir. Aşağıda da desteğimiz 84 lira 10 kuruş. Şu anda kısa vadede 84 lirayla 10 kuruş yani trendde kısa vadeden kastım trende bozulmadığı sürece yani belki burada çok şey yapıldı ama yani şu alandaki bakın şurada yaptığı 2020'den gelen şu trendin için şu trendin içine girmemiş yani üst trendine atmış artık yani şurada Şuraya kendine yeni bir trend. Şu trend de yükseliyor. Bu trend de yükselmeye devam edecekse 84 lirayla 117 lira arasında. Ha, yarın bir gün 84'ün altına gider. Bu trende gelirse ki zaten baktığınız şu ana trendinin desteği olmuş artık şu 84. Aşağıdan gelen dirençmiş. Bunu kırmış. Hafif şurada daha önce de zaten denemeler yapmış. Buraya geçip geçemeyeceği ile ilgili. Burada biraz yataya bağlamış. Ondan sonra yukarı kırmış zaten. Tekrar buraya gelirse burada bir 84'lerde tutunur. Burada bir bakılır tutunuyor mu? Ona göre yönü yukarı mı belli eder zaten. Tekrar o zaman bir bakarız. Burada en şey ne olabilir? Belki şuradan şu şekilde bir biraz daha altına sarkarak bir trend yapabilir kendi bir destek. Merak eden varsa şuradaki desteği ne diye 40 liradan. Tabii buraya gelmez. Yani bu bu kadar geliyorsa ya bedelsiz verir ya bir şey yapar. Ya da bambaşka bir şey olur. O yüzden 84 değil de 84'ün altında gelebileceği normal şartlarda 64 lira 15 kuruş. Yani 64 liralara falan inecek olsa olur yani. Trend kanalını belli etmek için şurayı şunu yazdım. Şu alttaki zaten 2020'den gelir. Hatta bunu şöyle bile şey yapabiliriz. Yani 64 liralarda 84, 64, 84, 64, 64, 64 ile 117 arasında. Onun üstü olur mu? Ona bir bakalım. Hemen şu trendleri e, silelim. Kafa karıştırmasın. Çok fazla trend seviyeleri belli oldu zaten. He, ondan önce şu var. Tabii şurada da. 117'ler bakalım doğru bir şekilde <laughs> belirlemek için. 116, 117 ama bundan önce açıkçası şuradaki koşulda alırsak 117 değil de 106.20 yani 106.20'lerde bir daha bir takılabilir. O da şuradaki tepelere geliyor. 106, 108. Hatta 108 diyeceğim ben buna. Çünkü şuradaki tepeler yaklaşık 108. Ama tabii bu 108'e gidecek dedi bir kural yok. 102'den de dönebilir. ne 102 denmesin? Çünkü şurada bile, şu tepelerde bile belki belki şuradan bir satışlar. 100'den. Belki buradan yer 108'lerden yani 102'lerden. O yüzden ben buraya 100'ü de yazacağım ki yani burada bütün şeylerden ee, haberdar olmaya çalışıyorum ki yani yapabileceği olası bütün manevralara karşı bir benim önceden hamlem olabilsin. Yani 108'e gidecek deyip gitmediğinde a 100'e gitti tüh dememek için zaten biliyordum 108'e gitmezse 100'e gider. Ona göre ne yapmam gerektiğini kendi stratejimi belirleyeyim. O mantıkta yani. Şöyle yapalım bir. Şurada bir çanak var mı ona bir bakacağım. Tabi 117'nin üzerine giderse tekrar bakılır. Şurada bakın hep diyorum ya bak şurada bir sol dersin baş dersin. Burada da Hani sağ nerede? Gitmiş. Şurada başında baş kısmının da altına gitmiş. O yüzden bunları Boyun çizgisini kırmadan yani daha doğrusu şuralardan değil mi? Aynen. Bir e, tobo da şöyle yapılır. Sol omuz yaptı. Sağ omuz yaptı, Baş yaptı. Şurada sağ omuz yaptı. Geldi. Şuraya deyip şurayı kırmadan alım yapmak hatalı olur. Tabii bir kişinin kendi tercihi. Şurada çünkü burada şeyi görüyorsun. Ha, yukarı gidiyor artık. Ortalamaların da üstüne çıktı. Hele bir de hacimli kırıyorsa. Ha, burada insanı şey yapan ne oluyor? Ya Burada almak şurada alamadığı için burada almak koyuyor adamı yukarıda. Ama öyle küçük hesaplarda kaybettirebiliyor. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım. Bu diyeceğim bir dakika. Aile alıp şeye bakacağım. Fibonacci seviyelerine bakacağım. O önemli. Fibonacci amcamız. Nereden alalım? Tabii ki şuradan alacağız. Çünkü Mayıs 2023'te başlamış geçen sene seçim dönemiyle yeni trend. Zaten trendler aşağı yukarı böyle. Şurada bitmiş. Bakalım nereye gelmiş. Şu anda 0.50-0.61'ine kadar gelmiş zaten. 81'ler 81 ne? 79-80'lere gelmiş. Ne zaman? Mart'ta. Yani 0.61'e gelmiş zaten. Açıkçası. Bunun altı daha aşağısı 64 lira dedim. 0.78'ler. Yani buraya eğer çok 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 düşerse ya da bu arada kalır. ya. Yani. o yüzden 84-64 sadece seviye olarak. Ya oraya gelir mi? 84'e bile gelmez. E gelmesin yani. Gelsin diye söylemiyorum. Görünüyor diye söylüyoruz. Yani bu kadar şey yapmamak lazım. Varsın gelmesin. Burası zirve. Burayı dip farz edersek. 0.78'i bakın. Asıl yüksek şurada 117 dirençler vesaire dedik ama şuradaki 0.78'de 129 lira 20 kuruş. Yani 129 lira 20 kuruş. 129'da diyebilirsiniz. Buraya hacim, buranın üzerinde kapanışlar yapması lazım ki hacimli 0.78'in üzerinde hacimli kapanışlar ve birkaç e, bir ayfa vesaire. Çünkü aylık grafikten bakıyoruz, yani e, kapanışa kalması lazım ki bundan sonra yukarıdaki şu üstteki yukarıdaki hedeflere ulaşsın. Onları bir anda tabii ki de ulaşmaz. Hemen e, biraz zaman yer illaki. Şuradan düşen trendine bakalım bir. Şöyle alabilir mi trendi? Aynen şöyle alırsak İyi de düşmüş aslında. Tabi spor istesi olduğu için gene kışkende tercih kendim. 78 zaten burada da arada bir hatta 78 65 şöyle yapalım. 78 65 TL yeni seviye açıldı gibi. 64'e gelmeyecek gelmez diyenler için 78 tutabilir. 84. Hatta hiç gelmeyecek diyenler ona göre isterse yukarı baksın yani. Bana ilgilendirmez. Seviyesi görünüyor diye ben ya da gelmeyecek diye söylememezdik. Yapamam. Şimdi hemen aylıktan bir dolar bazlı bakalım. <laughs> evet bakalım. Bakın bu da. Şuraları uçmaya gerek yok. Uçuk kaçık. Şimdi buraya gidecek diyemem. 3, 3 dolar. Çünkü o zamanki ekonomik şartlarla yani. Buradaki 30 dolar, buradaki 10, 2011'deki 30 dolar da bugünün belki 10 dolar mıdır? Belki nedir? Onu bilemeyeceğimiz için enflasyon şeyi yapıp ona göre eğer yapabilen varsa buradaki 30 2011'deki 30 doların şimdiki güncel şeyini yapıp ona göre bir <laughs> hesaplama yapabilir belki. Şurası 2020. Buradan gene aldığımızda güzel. Trendinde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın dolar bazlı seviyesi geliyor. TL seviyesi doların yükselse bile değilse bile bu, bu, şaşmaz. Desteğimiz 2 dolar 35 sent. 2 dolar 35 sentin altın, altına gidiyorsa biraz işkillenmekte fayda var. Dersin ki he, burada bir şeylik oluyor. Bunun daha da aşağı devam edip etmediğini görmem için benim şurada 2.35 şuradaki dibe kadar bir bakmam lazım. Bu dibi de kırıyor mu? 2, 16, 2 dolar 16. Eğer bunu da kırıyorsa o zaman tamam. Bir şeyler ters gidiyor derim. Ama önce 2.35 sonra 2.16 diyelim. Yani bu aşağıya şey yapan kaybetmez aşağılar. TL diyorum. Bakın buraları düzeltiyorum. Bu kadar TL alışmışız ki yazmaya. Pardon. Yani aşağıya dikkat aşağı aşağıya şey yapmak insana zarar vermez. Yani yukarı görmesem bile aşağı çünkü yukarı gittiğinde zarar yazmayacak sana yani artıda olacağın için. Zaman, mekan şeyi vesaire hikaye şu an için. Peki 2.35, 2.16 burası da bunun şu an için gidebileceği seviyesi neresi derseniz o da çok bariz belli oluyor. Gören için bas bas bağırıyor. Aynen şu an için 4.59'a var ama bu 4.59'a hemen koşa koşa uça uça gitmez. He, gitmez dediğim gitmeye gitmeyeceği anlamına gelmez. Daha önce ne yapmış? 1 dolardan buraya gitmiş. Hatta onu geçelim. Şurada 1.5'muş. 4 olmuş. 2.30'a gelmiş. 4 olmuş. Muhtemelen burada da buna benzer bir şey yapacak. Buradan 4.59'a gitmiş. Şimdi gitmez. Belki 3'lerden vesaire bir yerlerden 3.5'lardan ya, e, satış yer ya da yakınlardan dörtlerden yer atıyorum. Ondan sonra düşer ondan sonra çıkar. Belki şuradaki tepeye gider. Buradaki tepeye gider. Buradaki tepeye gider. Bilemeyiz. Zaten şu an için eğer bu, bu kağıtlar uçacak kaçacaksa eğer ileri dönük ben diyorsanız 10 sene tutarım bunu. 15 sene tutarım. Deli fenerliyim. Şuyum. Ben fanatiyim. Zarar etse de batsa da tutarım. Diyorsanız zaten gelebileceği seviyeleri en fazla buralar olur. 16 dolara görünce o çok iyi diyebilirsiniz ama Oraya da gelmeyebilir. Gerçekçi hedef şuralar olur. Zaten çünkü daha önce burayı görmüş. Ne zaman görmüş? 2020'de pandemiden sonra Ağustos, Eylül, zaman? Eylül zamanı. Buraya gördüyse bunun yakın hedefteki en şey hedefi bu olur. Açıkçası macera aramaya gerek yok. Çünkü şimdi düşen trenine de bakacağız. Şurada belki 4.59'un üzerinde eğer şey yaparsa prim yaparsa işte biraz daha 5'lere falan gider. Şurada bir bakalım. Bakın düşen trendimiz de var şöyle. 2014'ten gelen. Yani burada işin bir iyi yanı eğer böyle bir düşen trend yapıyorsa düşen trend ise şunu kırıcı diyelim ki 475 459 diyelim. Bunun üzerine kalması gerek. Şu üçgenin buralarda yukarı şu üçgen daraldıkça yukarıya da aşağı kıracaktır. E aşağı kırarsa gideceği ayarlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Yukarı kırarsa da yukarı bir çıkış başlar yani. Öyle diyebiliriz. Şunu alayım daha net görelim. Şuradan Fibonacci seviyelerine bakalım bir. Bakın şuradan pandemiden gelmiş. Yüzde kaçını almış şurada? 178'ini bile geçmiş. Neredeyse tamamını geri alacak. Onun üzerinde kalmış. Şurada da Şuradan çıkış yapmış, şuraya gelmiş. Burada da aynısını yapmış. Daha tamamını mı geri alacak? Yani bir de şuna bakalım. Şu çıkışın bitişi şuradaysa 1.618'e 10 dolar. Yani bu da direkt olacak mı? Onu zaman gösterir yani. Bu da demek oluyor ki bu ise gitse gitse buralara gider. Ama bu tarz hisseler çok pahalı olduğu için çok giremez. Kişinin kendi tercihine kalmış. Yani Şu anda 2 dolarla 4.5 dolar arasında hatta 2.35 ile 4, 4.59 arasında olduğunu bilmek bile kişiye fayda sağlar. Çok uçup kaçmaya gerek yok. Evet. Benim şu anda e, Fener Hissesi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu, ki bu tarz videoların devamı gelsin. Eğer istiyorsanız kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.